Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber lure yapacağız. Şu an bakıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi burası nere? Burası Antarkt'ta. Hero zindanlarımızdan şu sondan bir önceki. Zaten bunların hepsinin hani şeyleri aynı. Sadece slotlar, hani şöyle anlatayım. Buradaki slotlar az slot var burada. Ondan sonra gittikçe artıyor böyle slotlar. Burada daha fazla slot oluyor mesela. Zaten XP'sine göre de biraz fark ediyor. Bazı yerlerin daha düşük, bazı yerlerin daha fazla. Fark ettiyseniz bakın en başlarda Clear XP'leri çok çok daha azlar. Buraya geldiğinizde, bu arada Clear XP olayı hani canavarlarla alakası yok. Şöyle bir olay var sadece. Hani zindanı temizlediğiniz zaman da ekstra bir XP alıyorsunuz. Neyse başlayalım. Bakın buradan dümdüz gidiyorsunuz zaten. Bu zindan toplaması hani kolay sayılır bu zindan. Daha labirent gibi zindanlara geleceğiz. Oralar asıl zaten daha önemli. Burada aşağı iniyoruz seriden. Böyle geçiyoruz. Buralarda şeyler var işte, bu buzlar muzlular falan var ama hani doğru düzgün slow falan atmıyorlar bu beyazlar. Buradan geçiyoruz. Burası da buz çiçeği toplamak için güzel bir harita bu arada. Şuradan gidiyorsunuz, bakın geri dönüşe iyi dikkat edin. Buradan geçtiniz ya. Geri dönerken şöyle köşeye yakın bir de yarıda zıplayıp direkt geçebilirsiniz. Hani bütün slotun vurdurmanıza gerek yok kendinize. Şimdi burası slow atacak. Zaten sona geldik. En sonda olduğu için slowlar rahat. Bu arada buranın kısa yolunu göstermeye çalışacağım ama büyük ihtimalle öleceğim. Çünkü genelde ben toplayıcı olduğum için kısa yolu pek kullanmıyorum. Hasarcılar kullanıyorlar. Şey için, hani girip seriden kesebilmek için kullanıyorlar. Yani seriden kesebilmek diyorum. Hani koşmamak için. Direkt sona geliyorlar. Onun için kullanıyorlar ama bir deneyeceğiz orayı. Bakalım yapabileceğiz mi? Orası zor çünkü bu arada. Neyse bunu da keselim. Bakın Frost Storm. Bunu da bozabiliyorsunuz bu arada. Neyse bir dakika. Fear var. 6 saniye var. Böyle antark demeyin. Harbi vuruyorlar yani. O kadar şeyle be. Fear atıyor. Tık bozduk. Fear gitti. Yok, Fear gitmemiş. Neyi bozdu ne oldu biz? Neyse Fear bu şekilde işte. Ha, şunu tekrar atmış. Frost Storm'u. Neyse artık kesebiliriz bunu. Armor Pennant. Çöp çöp itemler. Burada doğru düzgün item çıkmaz bu arada. İtem için girecekseniz buraya girmeyin ama burada mecbur girmek zorundasınız. Yani şöyle hem Ruby'nizi almanız lazım günlük. Tamam mı? Hem de şeyi almanız lazım. Nasıl anlatayım? Söyleyemedim. Neyse bakın şimdi. Buradan geçmek için. Şuradan. Bakalım yapabileceğiz mi? Şöyle indik. Tamam mı? Oraya hafif sürtünmeseydik ölmüştük. Buradan tekrar ineceğiz. Şuradan süzülerek indik ve şu an boss'un oradayız. Boss burada direkt. Bu şekilde inebilirsiniz aşağıya. Başardık. Başarılı bir iniş oldu. Mükemmel bir atlayış. Neyse burada naneniz var. Tamam, naneleri toplayın. Normal bile olsa nanedir. Naneden kaçış olmaz. Öyle anlatayım. Şurada bir tane daha var. Bakın yeşilleri takip ettiğiniz zaman da zaten yeşil meşil bilmiyorum. Rengi nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama renk körü modu zaten. Mecbur bu şekilde oynuyorum. Diğer türlü karıştırıyor kafamı. Rengi. Sonra bunu da aldık. Bakıyoruz. Burada toriumumuz var. Geri döndük yanlış mı? Şurada şeylerimiz var. Bakın burada bir aşağıda yer var. Umarım oradakilere bir bakalım şöyle. Toriyum normalmiş. Tamam, bilmemize gerek yok. Burada hani normalde gitmediğimiz yerde şey oluyor. Bakın Magic Torium geldi.
Magic olursa falan toplayın siz. Ben de topluyorum. Şu an sadece göstermek için. Bakın şu kristal. Bu da şey, toryum oraya. Kristal pahalı olan, oraya ucuz olan. Gerçi bunların hani çok bir satışı olmuyor şeyin, toryumun. Başka bir maden olmuş olsa güzel satışı olur. Mesela hani demirin o madenlerin tanesi 10 G'den falan satılıyor. Şimdi bakalım buradan atlayabileceğiz mi? Yapamadık. Büyük ihtimalle öldük. Göv. Evet. Oradan bu tarafa atlanmıyormuş. Diğer taraftan buraya atlanıyor ama bunu da denemiş oldum. Neyse, sona yaklaşmıştık zaten. Oradan geleceğim geri. Bu alt tarafta da doğru düzgün bir şey yokmuş zaten. Bunları da hallettik. Şuranın zindanın toplamasını da bitirdim mi? Görevi verdik zaten. Oradan inişi yaptık. Bakın buralarda falan atlamayı denemeyin. Buralardan direkt çakılırsınız. Buz çiçeği. Mis gibi para. Sonra bakın şu alt tarafta zaten şeyi gördük. Şurada bir tane daha olacak. Magic Torium'muş bu da. Bunların da hani kristalleri 1000'e falan ulaştığı zaman da satarım diye alıyorum, ya da 100'e. 100-100 part satmanız bu arada daha mantıklı. Nedeni şey, daha fazla ustalık getiriyor. Neden bilmiyorum ama hani denedim. Denediğim zaman da öyleydi. Yani 1000-1000 satmanızdansa 100-100 satmanızı daha çok tavsiye ederim bunları. Torium. Zaten şuraya gelmiştik. Bakın şu zıplamaya çalıştığımız yer. Şurası. Onlar da zıplanıyordu diye hatırlıyorum ama gerçi hızlar düşürüldü. Belki ondan da olmuş olabilir. Şurayı bir tekrar deneyeceğim ama bu tarafa zıplamayı. Yok. Tamam. Bu taraftan karşıya atlanmıyormuş. Burayı hallettik. Şu an başka bir şey yok. Bir inelim. İnerken bakın hani normal indiğiniz zaman da ölmüyorsunuz. Şu arada olacak şeyi göstereyim size. Bu tarafta değil, ben diğer taraftaydım. Tüh. Bu haritanın hani toplamasında öyle aşırı şey yapmanıza gerek yok. Yani zorlamanıza gerek yok. Girin. Buz çiçeklerini tepedekileri alın, çıkın. Toryumla moryumla uğraşmayın. Şurada bir tane olacaktı. Dur bakayım. Tepedeki değil mi? Aynen. Ice Flower. Bakın buradan çıkmanın yöntemi de burada şey var. Buradan inişiniz var. O Ice Flower'ın da yanına gidelim. Onu da aldık mı bitti demektir. Bakın mesela normale geldik. Burada topladığımız şeyler gözüküyor. Bakın itemlerden sonra Ice Flower'lara geçtim. 5 tane Ice Flower burada. Sadece Ice Flower'ı hesaplayacağım bakın. 5 orada var. 4 burada var. 9. 2 burada var. 11. 4 burada var. 16. 16 çarpı 3 deyin. Tamam mı? Direkt seriden satmayı düşündüğünüzü düşünün. 16 çarpı 3. Kaç yapıyor? 48 yapar. 48K zindanda kasamıyorsunuz, öyle söyleyeyim ben size. Yani 2 zindan birden yapmış gibi oluyorsunuz ki çok da sürmüyor yani. Şu an hani ben anlatarak öyle geze geze şey yaptım. Bir de sadece o şey, Ice Flower'lar. Mintleri saymıyorum, toryumları saymıyorum. Hani bunu şey de yapabilirsiniz. Tungsten'de toplayıp tungsten'de o şekilde satabilirsiniz. Ama genelde hani bu daha çok yararlı oluyor. Onu da söyleyeyim. Bura neresi? Buz haritası. Buz haritasında gezerek de çok felaket para kasabilirsiniz. Burada sadece hani full hız seti yapın. Full yeşil set. Tamam mı? 500'e ulaştırabiliyorsanız 500 ulaştırın hızınızı. Çünkü o sizin ne kadar hızlı hani gittiğinizi gösterdiği için. Tamam mı? Eğer hani ben sıkılmadan toplayıcılık yapalım, alttan müziğimi açarım, paramı kasarım diyorsanız, mesela bakın burada Ice Flower'ınız var. İnip böyle toplayabiliyorsunuz. Şöyle uçalım. Bu şekilde sürekli topladığınız zaman da hani zindan mindan yanında hani çok az kalır yani para olarak. Bir de yerlerini ezberlediğiniz zaman da var ya, üf, felaket kasarsınız.
Ama hız setinizin çok sağlam olması gerekiyor bu arada, burada gerçekten iyi kasmak istiyorsanız. 500'e ulaşırsanız, yani 500'e ulaşmasanız bile 400'e ulaşırsanız muhteşem bir hız demektir o. Ve hani uçarsınız ya. Bakın 279 şu an benim hızım. Eğer 400'e ulaşırsanız, şu an mesela şeye çıktı. 329'a çıktı. 400'e ulaşırsanız normal hızla işte şunla da yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani 500 sınırı var binekte böyle uçarken. Onu da kullanıp şey yapabilirsiniz, hani gidip rahat rahat toplamayla kasılabilirsiniz. Yani paranız olduğunu zaten şey yapıyorsunuz. Bakın magicleri falan toplayabilirsiniz siz. Mesela ben burada rare ice flower'ımızı buldum. Bakın bir tane rare'dan 7 tane çıktı. Normalde daha fazla çıkıyor bu arada. Sırf videoda da iz diye doğru düzgün çıkmadı herhalde. Çünkü rare'lerden harbiden çok güzel şeyler aldığım olmuştu. Bu arada onlardan pot falan da çıkıyor. O potları da hani harcamayıp satabilirsiniz. Çünkü sonuçta şeydeyken çok bir işiniz olmuyor. Potla motla. Sadece hız seti yapıp buradan bile para kasabilirsiniz yani. Gidip markette satarak. Neyse. Toplamayı daha detaylı başka bir videoda anlatacağım. Şu an bu lure videosu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.